olarak e, Woody Allen'ı çok seviyorum, Woody Allen. Polanski'yi öyle. E, Woody Allen'dan match point olabilir, match point bugün konuştuğumuz üzere hayatta aslında şimdi e, Woody Allen da bir varoluşçu, e, o da bir e, Sartre benzeri düşünceleri var onun da hatta onun da hayatta yoldan çıkışı ölümlü olduğunu fark etmesiyle beraber. E, madem ölümlü bir dünyada yaşıyorum ve Tanrı yok, onun görüşüne göre, o zaman hayat ne kadar anlamsız ve saçma ve neden varız? Bu, bu sarmalın içine düşüyor. Şimdi bu konuda tabii bazı yani her konuda anlaşmamız gerekmiyor. Ben bu Woodel'in aksine ölümlü olmayı bir rahatlatıcı olarak görüyorum. E, benim hayatta e, hayatla başa çıkabilmemin sağlayan nedenlerden bir tanesi ölümlü olmak. Woodel'in de tam aksi ama bunun dışında pek çok konuda bir e, aramızda paralellikler görüyorum. E, Match point daha önceki dönem filmlerinde şansa dair hiçbir gönderme yapmazken Match beraber kendi felsefesinde yeni bir eklenti yaratıyor. Ee, şimdi spoiler vermemek adına söylemeyeyim ama küçük bir tesadüfi olayın ve olduğunda henüz çok önemli olup olmadığı belli değilken daha sonradan çok önemli çözülmelere nasıl etkidiği üzerine bir film. Ee, yani çok beğenerek izlemiştim. Ee, Polanski'yi seviyorum. Şimdi Polanski'den mesela beni zamanda Reality Bites mıydı? Bitter Moon, pardon. Bitter Moon etkilemişti. Ee, Reality Bites de çok çocukken izlediğim bir filmdi. Ee, Winona Ryder'ın da sanırım. Orada da Ethan Hawke'la bir film olması lazım. Ee, Heidegger okuyan bir çocuktu Ethan Hawke. Varlık ve zaman okuyan. Ee, o filmde yani ben küçükken daha Heidegger okumamışken dahi ilgimi çekmişti. E, kitaplara gelince birinci sıraya Sartre'dan Varlık ve İçliği koyarım. E, yalnız bir sorun var Varlık ve İçlik'te. Türkçe çevirisi bana çok e, zorlayıcı geldi. Yani ben İngilizce'den daha rahat okuyabildim. Bununla beraber çevirmene bir suç atmak niyetinde değilim. Yani ben de e, İngilizce'den bir miktarını çevirmeye çalıştığımda özellikle dipnot koyarken bir yere yani oraya referans verirken ee, çevirmeye çalıştığımda çok anlamlı çevrilemediğine şahit oldum. Yani İngilizce çevirisi güzel. Bunda biraz da tabii Türkçedeki kavramlara belki yeterince hakim olmamamız. Belki dil devriminden sonra gelen Östürkçedeki kavramları çok iyi bilmiyor oluşumuz. Hem eski kelimelerden sıyrılışımız hem yerine gelenleri tam kabul edemeyişimiz sonucu daralan bir dil havuzu yüzünden tam ifade verilemiyor olabilir. Yani benim alanım değil yanlış şey söylemek istemem. Ama ben de bıraktığı izlenim böyle. E, tabi Fransızca bilenler çok şanslı çünkü Fransızca aslında okuyacaklar ama İngilizce ile Türkçe arasında anlaşılabilirlik açısından ciddi bir fark var yani bazen Varlık Beşlik çok ağır bir kitap deniyor. Bence Türkçeden okumaya çalışanlara geçerli bir ikincisi Nietzsche'den Ahlakın Soykütü üzerine. Bence çok etkileyici, çok böyle put kırıcı bir kitap e, ve Nietzsche'nin diğer kitaplarının aksine İyinin ve Kötünün Ötesinde ile e, ahlak ahlakın soykütü üzerine daha anlaşılabilir, kolay anlaşılabilir kitaplardır. Daha teknik yazılmış kitaplar. Bu yüzden pek korkutucu değil. Yani ilk başta öyleymiş gibi geliyor. Böyle buyurdu Zerdüç gibi değil yani. Ee, çok fazla anlama gönderme yapmıyor. Daha çok söylemek istediğini söylüyor. Daha anlaşılabilir. Ee, üçüncü sıraya Dostoyevski'den Karamazov Kardeşler ya da Budala'yı koymak isterim. İkisinden birini. Ee, Budala'yı 6-7 kere okudum. Farklı nedenlerden, biraz tesadüflerden. Biraz farklı nedenlerden. Birkaç kez üzerine yazı yazmaya niyetlenmemden. Bir Kahraman üzerine yazı da yazdım hatta. İppolit üzerine bir bir makale yayınlamıştım. Ee, Karamazov Kardeşler ya da Budala'yı önerebilirim. Ee, ilk, Dostoyevski de tabii çoklu anlatıcının ilk defa keşfi söz konusu. Dostoyevski, e, daha önce tanrı bir yazarın her şeyi bildiği bir evren kurulur ve yazar hep bir taraftan taraf olur. Dolayısıyla bize ahlaki olarak da belli dayatmaları vardır. Olay örgüsü anlamında da. Mesela kapalı kapılar ardında neler konuşulduğunu yazar biliyor olur. Ona göre onun ruh halini de tasvir eder. Dostoyevski bize hep açık alan bırakır. Gerçek hayata yakındır Dostoyevski'nin anlatısı. Hep orada ikircikli tavırlar görürüz. Düşündüğüyle eylemi birbirini tutmayan. Eyleme geçerken, düşünerek eyleme geçenin de eylemin sonuçlarını ...düşündüğü gibi geri almayan... ...mesela yani suç ve cezada Raskolnikov... Şimdi ...Raskolnikov bir içeci ...tabii bu dönemde... ...Dostoyevski Nietzsche okumuştur demek istemiyorum... ...benzer dönemdeler de yani... ...Raskolnikov bir hukuk öğrencisi... ...ve ona göre... E, ...Nietzsche'nin üstün insanına benzer bir şekilde... ...bazı türsel olarak üstün olan insanlar... ...yani zeka kapasitesi ...oydu buydu... ...hayata irade geçirme gibi... ...bu üstün insanlar... Bazı üstün olmayan insanları yok etme ehliyetine sahip midir değil midir? Ama bu yok etme toplumun geneli için faydalı olacaksa. Raskolnikov böyle düşünerek bir rehinci kadını toplumda herkesin işte güya kanına hemen görünen bir rehinci kadını öldürüp onun parasını alarak toplum için çok yararlı olabileceğini düşündüğü kendisi gibi bir adamı veya çevresindeki yoksulları fonlayarak daha büyük bir katkı yapabileceğini düşünür. Önce bunun üzerine bir hukuk makalesi de yazar. Ardından bunu gerçekleştirir ve kadını öldürür ama bu sefer hesaba katmadığı başka bir şeyle yüzleşir. Rasyonel olarak kendi içinde rasyonelleştirdiği bu eylem psikolojik olarak onun kaldırabileceği yükten fazlasıdır. Bununla yüzleşemez, bu ağırlığı kaldıramaz. Sonunda romanın sonunda zaten itiraf eder, Sibirya'ya gönderilir. E, dolayısıyla insan Dostoyevski'de tasarladığı kişi olmadığıyla bize lanse edilir ama ilk defa bu lanse edilir. Bir ikincisi de Dostoyevski'nin anlatısında, o çoklu anlatısında her karakterin gündemi farklıdır. Her karakter kendi gündemini sonsuza kadar ilerletir ve sonsuza kadar ilerletirken kim en son konuşuyorsa okuyucuyu o sava ikna eder. Birbirlerinin zıttı olan savlarda dahi okuyucu en son hangi sav üreticisiyle karşılaşmışsa ona ikna olur. Yani bütün kahramanlar kendi savlarının sonuna kadar savunurlar. Ee, sonra ne vardı? Üç belgesel. Yani çok fazla belgesel seyretmedim. Ama ben 2001 ve 2002 yılları arasında TRT'de belgesel danışmanı olarak çalıştım. Ee, orada Profesör Doktor Halil İnalcık'la iki farklı belgesel çekmiştik. Bir tanesi 13 bölümlük Osmanlı İmparatorluğu'nun kuruluşuydu. Ee, o belgeseli tavsiye edebilirim. O yıl yılın en iyi belgeseli ödül almıştı. Ee, yine İlber Ortaylı ile İsmail Gaspıralı belgeseli çekmiştik. E ee, tabii yani başka İsmet Bozda yani bazı hocaların da isimlerini şu an unuttum. E ee, Preveze Deniz Zaferi'ni çekmiştik. Sanırım İsmet Bozda gibi hatırlıyorum ama hafızam beni yanıltıyor olabilir. Yani aradan çok zaman geçti. 20 yıl geçti. Ee, o Osmanlı İmparatorluğu'nun kuruluşu belgeselini ve e, Halil İnalcık'la Sözlü Tarih'i tavsiye edebilirim.